Değerli izleyenler, Rize'de yolda genç bir kıza saldırıp yumruk ve tekme darbeleriyle bayıltan Bessim G gözaltına alınmıştı, hatırlayacaksınız. Ancak mahkemede adli kontrolü serbest bırakılmıştı devamında da. Ancak kamuoyunda büyük bir tepki oluştu ve bu tepki sonrasında zanlı dün yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Görüntüleri hemen ekranlara getirelim tekrar. Rize'de RT isimli bir genç kız yaşadığı apartmana girdiği sırada Bessim G'nin saldırısına uğruyor. Sizler de izliyorsunuz şimdi. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan bu saldırgan RT'nin yüzüne yumruk atıyor, tekme atıyor. Bakın kızcağız orada yere de düşüyor ve mahkemede adli kontrolle serbest bırakılıyor bu saldırgan. Daha sonra savcının talimatıyla dün yeniden gözaltına alındı ve Bessim G nöbetçi mahkeme tarafından bu kez tutuklandı. Genç kız ifadesinde saldırganla bir süre arkadaşlık yaptığını, ayrılmak isteyince de saldırının hedefi olduğunu söyledi. Evet, bu genç kızı sokakta yumruk ve tekme darbeleriyle bayıltıyor, sonra gözaltına alınıyor ancak serbest bırakılıyor. Tabii vicdanlar çok da yerinde değil, vicdanlar bundan oldukça huzursuz. Kamuoyunda büyük bir tepki oluşuyor haliyle de ve bu kez saldırgan tekrar gözaltına alınıyor ve bu kez tutuklanıyor. Peki ya bu baskı olmasaydı, ya kamuoyunda böyle bir tepki oluşmasaydı ne olur diye insan düşünmeden de edemiyor. O zaman bu zanlı elini kolunu sallayarak aramızda mı dolaşacaktı? Çocuklarımızla, annelerimizle, eşlerimizle birlikte mi dolaşacaktı diye düşünmeden edemiyor insan. Üstelik bu ilk kez yaşadığımız bir olay da değil, hatırlayacaksınız. Daha önce pek çok kez yaşandı. En son benim aklıma gelen Pendik'teki olay. Trafikte hatırlayacaksınız, hamile bir kadın ve eşine otobanda saldırmıştı iki kişi ve yine yapılan itirazlarla tutuklanmıştı. Yine bir başka olayı düşünecek olursak Tuzla'da yine 12 yaşındaki bir çocuk sürücü tarafından dövülmüştü erik çekirdeklerini attığı için trafikte camına. İşte bütün bu zanlılar önce serbest bırakılıyor, sonra bir tepki oluşuyor, toplumun tepkisi üzerine de tutuklanıyor. Bunu konuşacağız bugün. Çok değerli 3 konuğum olacak stüdyoda. Sizler de tanıyorsunuz. Hukukçu Doktor Rezan Ef Özdemir burada. Avukat Doktor Mehmet Ruşen Gültekin yine hemen yanımda. Ve Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Doktor Mehmet Sarı konuğumuz olacak. Nasıl başlayalım? Sırayla gidelim mi? Biraz bahsedelim isterseniz. Olayları sizler de hatırlıyorsunuz değil mi? Bu 3 olayı benim aklıma gelen en yeni olaylar bunlar. Şimdi bir hukuk sistemimiz var. Elbette bunu sorgulamıyoruz şu anda. O tabii ki üstümüze, haddimize değil. Ancak vicdanlar biraz böyle huzursuz olmuyor mu sizce? Bunlar tutuklanmıyorlar, serbest bırakıyorlar ilk başta. Ama sonra tepki oluştuğu için aynı hukuk kuralı, aynı ülke ve aynı olaydan bu kez tutuklanıyor. Nasıl oluyor bu hukuk sisteminde? Şimdi şöyle başlamak lazım aslında. Bizim hukuk sistemimizde tutuklama bir koruma tedbiri, bir güvenlik tedbiri aslında. Dolayısıyla bir insanın insan hakları sözleşmesi gereği aslında insan haklarından kaynaklı olarak tutuksuz yargılanması esas. Eskiden yasamızda infial diye bir kavram vardı Meltem Hanım. Şimdi bu infial kavramını sosyal medyanın aldığını görüyoruz. Evet. O infial kavramı kaldırıldı, muğlaklık yaratıyor diye. Onun yerine aslında sosyal medyadaki tepkiler yargıç ve cumhuriyet savcılarımızın hareketlerinde etkili olmaya başladığını görüyoruz. Çünkü anlattığınız, sizin de belirttiğiniz gibi anlattığınız olaylardan çok daha fazlası var. Burada birinci olarak dikkat etmemiz gereken şey şu. Bizim yasalarımız tutuklamayı bir tedbir olarak altını çiziyorum, belirtiyorum. İnsanların ağır bir koruma tedbiri olduğu için bu tutuksuz yargılanması esastır. Ancak belli olaylar konusunda, belli konularda yasa ceza muhakemesi kanunu 100. maddesi çizgilerini çekmiş. Kısaca aslında onu belirtmek lazım. Bir insanın tutuklanması için her şeyden önce kaçma şüphesi olması gerekiyor. Veya delilleri karartma şüphesi olması gerekiyor. Veya bunun altında saydığımız bir madde de katalog suçlar dediğimiz suçlar. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ama şu kısmı çok önemli. Tutuklama konusunda yargıç ve cumhuriyet savcılarının aslında takdir hakları ister istemez geniş. Çünkü tutuklama dediğim gibi çok ağır tedbir, yargıç kişinin özelliğine göre, olayın özelliğine göre bu noktada devletime de tabi olmak üzere bir karar verebilir. Bizim sıkıntımız şuradan kaynaklanıyor birinci olarak. İlk önce genel kaideyi çizmek lazım. O da şu. Biz ülkemizde tutuklamayı bir ön ceza, bir peşin ceza olarak kabul ediyoruz. Bir kere şunu bilelim. Bir insan böyle bir suç işlediği zaman
mutlaka ve mutlaka yargılanacak ve sonuçta ağır bir ceza alabilecektir. Bu yargılama sürecinde kişinin tutuklu olmasını beklemek doğru değildir. Bir adli kontrol de uygulanabilir veyahut adli kontrol çeşitli olaylara göre tutuklanmadan da adli kontrol altına alınmadan da yargılama sürecinde serbest kalabilir. Ama serbest kalması için dediğim gibi yargıç kişinin geçmişteki sabıkalarına, kişilik özelliklerine, şimdiki belki özelliklerine geleceğimiz olayın özelliklerine göre bu konuda hareket edecektir. Bizim bu şekilde görmemiz, ön ceza ve peşin ceza olarak görmemiz ve kişi tutuklanmadığında onun ceza almadığını düşünmemiz aslında bu noktadaki bir infiale yol açıyor. Burada... Çünkü şöyle bir risk var, kusura bakmayın size bölüyorum ama şimdi siz kaçma şüphesi olduğu için olmadığı durumda tutuklanmıyor dediniz ama tutuklanmadığı zaman da hala o fiili tekrarlama riski oluşmuyor mu diğer insanlar için? Tam da oraya gelecektim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Buradaki olay şu aslında. Şimdi buradaki olay, bakın olayın özelliklerine bakarsak bir kız sanırım ayrılmış sevgilisinden, basına yansıyan erkek arkadaşına ayrılmış. Bunu kabul edemeyen bir erkeğin kapının önüne, kapının içine girerek, dairenin içine girip nöbet tutup onun gelmesini beklediğini görüyoruz. Hatta orada sayın seyircilerimiz izlediyse eğer kapının önüne duyan bir kadının da durumu bildiğini anlıyoruz. Çünkü kız gelirken kadın kaçıyor. Bir olay çıkacağını anlıyor bakınız. Yani orada bir aslında bir tuzak kuruluyor kıza. Çünkü evini biliyor, adresini biliyor, telefonunu biliyor. Yani tehlike arz ediyor aslında. Kız içeriye girdikten sonra aslında apartmanın içinde de öldürebilirdi de. Kız can havliyle anladığım kadarıyla yediği yumrukların ardından dışarıya kaçıyor. Dışarıda adam hareketlerine, fiillerine son vermiyor. Ve attığı yumrukla baygın bir şekilde, benim görebildiğim kadarıyla baygın bir şekilde yere düşüyor. Evet. Yere düştükten sonra da kafasına tekme atmaya devam ediyor. Bakınız bu bizim anladığımız anlamda tabii delillerin takdiri yargılamaya ait olmak üzere. Bunu öldürmeye teşebbüs de olabilir. Çünkü görüntüler bile var elde. Yani... Bu olayda kuşkusuz ki tutuklama ağır bir tedbir değildir. Biz tutuklamayı neden ağır tedbir kabul ederiz biliyor musunuz? Kişinin suçu işlediği noktada bir şüphe varsa masumiyet karinesini ortadan kaldırır tutuklama. Onun peşin olarak cezasını infaz etmesini sağlar. Bunu engellemek için bu sistemler gelmiştir. Ancak olayımızda tutuklama ağır bir tedbir olarak gözükmemektedir. Tutuklamama burada ağır bir tedbirdir. Evet, peki bir savcı bunu nasıl göremiyor? Şimdi, o şekilde. Aslında olaya baktığımızda Rize Cumhuriyet Başsavcılığı şahsı tutuklamaya sevk ediyor. Tutuklamaya Sulh Ceza Mahkemesi yargıcı. Hı hı. Tutuklanmaması üzerine bu basına yansıyor. Demek ki muhabirler buradaki görüntüleri de elde ediyorlar. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ardından gelen tepkiler üzerine burada şu da olabilir, şunu söyleyelim. Cumhuriyet Savcısının o noktada itiraz hakkı var. Gene CMK hükümlerine göre. İtiraz hakkını kullanıyor. 27 Temmuz'da, 28 Temmuz'da da şahıs tekrar tutuklanıyor. Yani itiraz ediliyor. Bir üst dereceli, yani daha doğrusu Sulh Ceza Mahkemesi'ne, bir üst numaralı Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz ediliyor. Sulh Ceza Mahkemesi delilleri ve sosyal medyada oluşan tepkileri anladığımız kadarıyla değerlendiriyor ve tutuklama kararı veriyor. Kendi bakın, mahkemesi kaldırmış üstad. İtiraz üzerine demek ki kaldırmış. Üst yere gitmemiş. Kendi mahkemesi. Evet. Aynı mahkeme, aynı konuda, aynı insan evet. Konusunda farklı tabii. Bir karar 2 gün sonra alabiliyor. Alabiliyor. Anladın. Şimdi evet. Aslında burada ilk başta da aslında tutuklama gerektiğini söyleyebiliriz ama burada şunun altını çizmek lazım. Türkiye'de yaşadığımız sorun ne? Birincisi şu. Bizim Cumhuriyet savcılarımız ve yargıçlarımız eskiden benim Cumhuriyet savcısı olduğum dönemde itirazı kabil olan, yasa yolu açık olan konularda soruşturma geçirmezdi. Soruşturma geçirmediği için aslında yargıçlık teminatı dediğimiz bir şeyden yararlanırdı. Rahatlıkla tutuklar ya da rahatlıkla tutuklamaya reddedebilirdi. Bunun itirazı vardı. Şimdi Adalet Bakanlığı Ceza ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün bakış açısı toplumda da böyle infial yarattığı zaman yargıca neden bunu tutuklamadın gibi bir soruşturma da açıyor ya da tutuklamadın olabiliyor gibi. Olabiliyor diyorsunuz böyle. Böyle olduğu zaman da yargıç ve cumhuriyet savcılarımız aslında savunmasız kalıyor. Bu yüzden biraz bu noktada yalpalayan dediğimiz kararların çıkma veya cumhuriyet savcılarının dosyanın özünden öte sosyal medyadaki ya da medyadaki tepkileri dikkate alarak tutuklamaya sevk etme ya da sevk etmeme gibi, çünkü biz de yaşadık. Benim de görev döneminde dışarıda bir tutuklama ya da tutuklamama kararı verdiğimizde hakkımızdaki şaibeyi ortadan kaldırmak için
hareket ettiğimiz de olurdu. Bakın Cumhuriyet Savcılığı ve yargıçlık görevleri kolay görevler değildir. Bu sebepten dolayı da bu arkadaşlarımızın bu dosyalardaki özgür olmaları, karar vermede, soruşturmadan korunmaları, yani bu noktada hakimler ve savcılar kurulu tarafından korunmaları önem arz etmektedir. Bu önemli diyorsunuz, evet. Ancak bitirirken şunu söylemek lazım. Söyleyelim, sırayla gideceğiz. Bunun hakkında şunu söylemek lazım her şeyden önce. Tutuklama kararları ya da tutuklamama kararlarındaki aslında bu yaşadığımız sorun, bu yalpalama dediğimiz şey, yargıç ve cumhuriyet savcıları üzerindeki böyle bir baskı diyebiliriz buna. Açık kalmasından, soruşturmaya açık maruz kalmalarından da kaynaklanmaktadır. Ancak şunun altını çizelim. Tutuklama bir tedbirdir. Bu şahıs eğer burada şunu bilelim ki yargılandığı bu konuda yargılansa, tutuklanmasa da 86. maddeye göre olayın oluş şekli gözetilerek mesela nitelikli halleri var. 5 yıldan aşağı olmamak üzere de bir ceza alabilir. Sonuçta cezasız kalmayacaktır yaptığıyla. Toplum da bunu bilmelidir. Bir kişi tutuklanmadığı zaman ceza o ancak... O konuda çok haklısınız ama benim aklıma şimdi çok farklı örnekler geliyor. Şimdi Rezan Bey'e de hemen bir söz vermek istiyorum. Çok bitirip de şu söyleyeyim, tam da yeri gelmiş gibi. Şu olay çok önemli. Bakın toplumda bir kişinin ceza alacağına dair inanç ortadan kalktığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Afların çok olması, cezasızlıkların çok olması, kişilerin demin verdiğiniz o çocuk örneğindeki gibi ceza alacağına dair inancı azaltıyor. Toplumun da inancını azaltıyor. Ona da sonra geleceğiz. Evet. O konuya da geleceğiz. O sırada size tekrar söz vereceğim. Şimdi Rezan Bey, size dönmek istiyorum. Evet. Ama önce aklımda kalan ufak bir olay var. İngiltere'de, bilmiyorum doğru mu yoksa bir efsane mi onu da bilmiyorum. İngiltere'deki bir karar. Bir yargıcın kararı. Bir kadın gece parkta yürüyor ve birisi tarafından taciz ediliyor ve daha sonra bu kişi hakimin huzuruna çıkartılıyor. Hakimin verdiği ceza şu: 7 yıl 7 ay ceza veriliyor. Herkes diyor ki ya bir taciz olayı için 7 yıl 7 ay çok fazla değil mi diye soruluyor hakime burada. Hakim de diyor ki 7 ay tacizin cezası diyor. 7 yıllık ceza ise, yani asıl uzun olan kısmı ise diyor, İngiltere'deki tüm kadınların gece parkta hür dolaşma hürriyetini, bu hakkını elinden almasından dolayı uygun gördüğüm cezadır diyor. Yani burada aslında bir caydırıcılık olması söz konusu. Siz nasıl buluyorsunuz? Önce tutuklanmaması, sonra tutuklama kararının çok kısa bir süre içinde aynı mahkeme tarafından verilmesini. Şimdi tabii common law Anglo-Sakson ülkelerinde mukayeseli hukukta, Kara Avrupa'sında mahkemenin çok daha geniş takdir etkisi var. Bizde bir basamak sistemi var. Alt üst sınırlar var. Caydırıcılık anlamında verdim. Oraya geleceğim. Evet. Geleceğim ve Türk Ceza Kanunu 61. maddesine göre cezanın bireyselleştirme vasıtaları var. Kastın yoğunluğu, suçun işleniş şekli, kullanılan vasıta, bütün bunları baz almak suretiyle mahkeme alt sınırdan üst sınıra gidebiliyor. Yer yer teşdit uygulaması bile yapabiliyor. Önemlidir. Yani sosyolojik olarak vermiş olduğu fikir çok önemli ve kıymetli. Ve fakat bizde mahkemenin yetkisinin ne olduğu normatif olarak ortaya konulmuş. Ceza Mahkemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu açık. Böyle bir eylemde Türk Ceza Kanunu 86. maddesi 1. fıkrada eğer basit tıbbi müdahaleyle giderilemiyorsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis demiş. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebiliyorsa 4 aydan 1 yıla kadar hapis demiş. Meslektaşımızın söylediği 87. maddede kemik kırığı, yaşamsal haklarına halal gelmişse, yani hayati tehlike varsa... Yani bu durum için ne kadar oluyor yaklaşık? Alt sınırı 5 yıl oluyor. Evet, mesela silahla ve hayati tehlike varsa alt sınırı 5 yıl oluyor. Silah yoksa 3 yıl oluyor gibi. Bir indirim olup mu mesela? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamışsa bundan bir şimdi indirim cezası. Şimdi indirim dediğiniz Türk Ceza Kanunu 62. maddesinde takdir indirim sebepleri, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılamadan sonraki tutum ve davranışları, bütün bunlar belirleyici olur. Mahkeme varsa koşulları takdir indirim sebepleri uygulayıp cezayı 1/6 oranında indirebilir. O artık yargılama aşamasında takdir edilecek bir durum. Fakat ben şunu söyleyeyim. Bence burada Türk yargısının kronik problemi şu. Meltem Hanım, bence buradan bakarsak mesele çok daha makul ve sağlıklı olur. Şimdi bir müessir fiil var. İnsan insan olma vasfına aykırı. Çünkü yere düşmüş bir savunmasız genç bir hanımefendiyi tekmeleyen bir patolojik bir ruh halini görüyoruz hepimiz. Ben özellikle bu konuda çok hassasiyet gösteriyorum. Çünkü ben 74 tane kadına şiddet, kadın cinayet dosyasına da bilabedel karşılıksız sosyal somut projesi olarak bakıyorum. Münevver Karabulut'tan Nazlı Sinem Erkesoğlu'na kadar. Biz yazılı görsel basında, kitle iletişim araçlarında, kamuoyunda hep şunu konuşuyoruz. Kadına şiddete karşı yeknesak bir mücadele. Sivil toplum örgütleri, yargılama makamları, yargılama süjeleri ve aktörleri, sizin gibi kıymetli gazeteciler, televizyoncular, bir toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturalım. Şimdi böyle bir davranışı sergileyen vatandaş tutuklanmazsa veya ceza almazsa
Yargının saygınlığı ve güvenliği tartışılır hale geliyor. Kamu vicdanı rahat oluyor. Yapanın yanına kar kalmış anlayışı egemen oluyor. Bu nedenle toplumsal ve sosyolojik açısından da önemi var. Ya da tekrarlaması için caydırıcı bir unsur oluşmuyor. Sanki ceza yargılaması kadük kalıyormuş algısı uyanıyor. Bu da sürecin saygınlığı ve güvenliği tartışılır hale getiriyor. Böyle de bir toplumsal sosyolojik etkisi var. Önce başsavcılık üzerine düşeni yapmış, tutuklamaya sevk etmiş. Suç ceza hakimi demiş ki tutuklamanın yerine ben adli kontrol tedbirine hükmediyorum. Ceza Muhakemesi Kanunu 109. maddesi. Nedir bu? Evet. İşte ev hapsi olabilir, yurt dışına çıkış yasağı olabilir, bir yeri terk etmeme olabilir, efendim kolluk imzası olabilir. Tek tek kanun koyucu bunları saymış. Tutuklamanın koşulları varsa diyor, tutuklamaya alternatif olarak tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerine de hükmedebilirsin. Suç ceza hakiminin böyle bir yetkisi var, böyle bir karar vermiş. Bakın problemli alana geliyorum, tam da bu. Yazılı görsel basında ve sosyal medyada mesele tartışılınca bir farkındalık ve fikri takip süreci neticesinde insanlar çok ciddi bir reaksiyon gösterince bizim yargımızda ne yapıyor? Reaksiyonel bir tepki veriyor. Bence problem tam da bu. Yani siz başta göstermeniz gereken yargısal reaksiyonu göstermiyorsunuz. Sosyal medyada yazılı görsel basındaki meselenin tartışılması neticesinde bir reaksiyonel bir süreç ortaya koyuyorsunuz. Evet ve insanlar artık adaleti sosyal medyada arar oldu. Evet. İşte tam da problemli, travmatik olan bu. Şimdi Münevver Karabulut cinayetinde 74 tane bıçak darbesi, efendim 5'i münferiden öldürücü, ölmeden önce testere kullanılmış. Belki Türkiye'de böyle katledilen onlarca yüzlerce kadın var. Ama sosyal medya bu işi işlemeseydi, fikri takip, işte mağdur ailenin yetkili olarak söyleyeyim. Evet. Fikri takip yapılmasaydı, insan insan olma vasfına aykırı bir cinayet, belki bugün tartışılıyor olmayacaktı veya emsal bir efendime söyleyeyim bir süreç işlemeyecekti. Özgecan Aslan daha keza öyle. Evet. Burada bu süreçte tartışılması gereken temel mesele şu, Türk yargısının ne yazık ki bir paradoksudur, bu bir açmazıdır. Yargı zamanında refleks gösteremiyor. Sosyal medyada, yazılı görsel basında ve kamuoyundaki tepkilerden sonra bir reaksiyon ortaya koyuyor. Başta alması gereken reaksiyonu gösteremiyor. Bu bir. İkincisi, bizde tutuklama yasağı vardı biliyor musunuz? Yakın zamana kadar 2 yılın altındaki hapis cezası gerektiren suçlarda ve adli para cezalarına ilişkin suçlarda tutuklama yasağı vardı. Hala Ceza Muhakemesi Kanunu 100. maddesinin 4. fıkrasında var ama bu 24 Kasım 2016'da yine şortlu bir hanımefendinin maruz kaldığı fiziksel şiddetten sonra çok tartışıldı. O zaman da ben bunu birçok yazılı görsel basında değerlendirmiştim. Oradan sonra bu sefer bizim bir yasa yapma tekniğimiz de olmadığı için bu sefer parlamento bir refleks gösterdi ve denildi ki vücut bütünlüğüne halel getiren kasten yaralama fiilleri dışında tutuklama yasağını getiriyoruz. Eğer bir kasten yaralama varsa, cezanın üstünün 2 yılın altındaysa dahi tutuklama yasağı olmayacak. 6763 sayılı kanunla bizim 24 Kasım 2016'da bu değişti 3 yıl önce. Demek ki sadece bizde yargı değil, kanun koyucu da normatif düzenleme yaparken o da reaksiyonel bir tavır ortaya koyuyor. Peki bunun düzelmesi için ne yapmak lazım? Türkiye'de kalıcı bir yargı reformuna ihtiyaç var. Geçen hafta sizde yargı de reformu, başka evet. Başka yerlerde de etraflıca konuştuk. Bu yargı reformunu hayata geçirmeden yapacağımız her adım, yapacağımız her normatif düzenleme palyatif olacak. Esasen müessir bir çözüm olmayacak bir. Evet, tutuklama bir tedbirdir. Koruma tedbiri. Evet, amaç suç delillerinin karartılmasının engellenmesidir. Evet, tutuklama ölçülü olmalıdır. Evet, tutuklama kuvvetli suç şüphesi varsa somut olgulara dayanan ve tutuklama nedeni varsa ki o tutuklama nedeni katalog suçlar bir tutuklama nedenidir. Tek tek kanun koyucu tahdidi olarak saymış. Ceza Muhakemesi Kanunu 100. maddesinde suç delillerini karartma, gizleme, kaçma tehlikesi de bir tutuklama nedenidir. Yani tutuklamanın iki bileşeninden bir tanesidir. Bir de sizin somut olgulara dayanan kuvvetli şüpheniz varsa tutuklama şüphesiz ki gelir. Fakat tutuklama ölçeli olmalıdır. Özle biçim arasında denge kurulmalıdır. Tutuklamalarda bir standartizasyon olmalıdır. Gerekçesi olmalıdır. Ya tutuklama cezaya dönüşmemelidir. Biz bunları yıllardır savunuyoruz. Bu somut olay bakımından burada bir esneme yaşatmayacağız ama şunu söyleyeyim. Onların da hakları bu var. Şüphesiz ki var. Evet. Ama bu olay bazında şunu söyleyebilirim. Bu olayda nasıl verildi zaten? Bu, asıl akılları kurcalayan. Yani bu baştan beri bir tutuklama tedbirinin öngörülmesi gereken bir süreçte suç ceza hakimi adli kontrol tedbirine hükmetti. Başsavcının itirazı üzerine tutuklamaya esas yakalama çıkarıldı. Haber içeriğinde siz gözaltına alındı yeniden diyorsunuz. O doğru değil. Hukuk tekniği ve terminolojisi bakımından. İtiraz üzerine mahkemesi itirazı değerlendirdi ve tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli yakalandı ve yeniden sevk edildi tutuklamaya ve tutuklandı. Şimdi
Bu olmaması için ne yapmalıydı? Çok net. Bizim 6284 sayılı bir kadına karşı şiddetin önlenmesi ve ailenin koruması hakkında bir kanunumuz var. Bu kanun aslında Türkiye bakımından devrim mahiyetinde bir kanundu. Bu kanun iki tane temel yenilik getirdi. Çok kıymetli ve önemli. Önceden sadece aile bireyleri yani evli karı kocalar korunur iken bu kanun ısrarlı takip mağdurlarını aynı evde birlikte yaşayan kişileri de koruyor. Somut olayda meslektaşımız da biraz önce bahsettiler. Aralarında duygusal ilişki olan geçmişte kadın kopmak istiyor, genç hanımefendi kopmak istiyor. Bunu kabullenemeyen şüpheli de böyle insanın insan olma vasfına aykırı bir şekilde savunmasız genç bir kadına hunharca ve vahşice saldırıyor. Şimdi bir ısrarlı takip mağduru korunur. İki kanun yalnızca fiziksel şiddeti değil bu kanun sosyal şiddeti, ekonomik şiddeti, psikolojik şiddeti de koruyor artık. Ne yapmalıydı bu genç hanımefendi? Aile mahkemesine başvurup burada da bir çağrı olsun. Çünkü çok kıymetli bir program yapıyorsunuz, bir toplumsal farkındalık oluşturuyorsunuz. Bilmiyor bu çok saygın, evet. Çok önemli. Bizde şiddete uğrayan mağdur hanımefendilerde hatta bütün aktörler, çocuklar, gençlerde hak arama özgürlüğünü nasıl kullanacağını bilmiyor. Temel problem de bu. Bu yönüyle çok kıymetli bir yayın yapıyorsunuz. Şimdi ne yapmalıydı? Aile mahkemesine başvuracaktı. Harç ödemiyor. Hiçbir yükümlülüğü yok. Hiçbir mali yükümlülüğü yok ve oradan bir koruma kararı talep edecekti. Yani uzaklaştırma, kitle iletişim araçlarıyla rahatsız edilmesinin engellenmesi, varsa silahının kolluğa bırakılması, cep telefonuyla rahatsız edilmesinin engellenmesi, evden, iş yerinden uzaklaştırma gibi değişik skalada koruma tedbirleri var. Ciddi bir caydırıcılık yaratıyor. Şüphesiz evet, yaratıyor. Yani bu çok önemli caydırıcılık açısından, kadın korunması açısından çok bir çerçeve çizmiş. Hocama da hemen bir dönelim. Siz tamamlayın ben. Hemen dönelim. Kıymetli meslektaşıma bırakayım. Çok teşekkür ettik sizi hocam. Birazdan geleceğiz. Biz de bekledik canım. Şimdi biz konuşacağız sonra öğretmeye konuşacak. Dolayısıyla gelinen noktada eğer bu hak arama özgürlüğü kullanılsa idi, bu koruma tedbirlerine ilişkin bir karar mahkemeden verilseydi, dikkat edin. Kadınlar şunu düşünüyor, benim sosyoekonomik durumum yok, nüfuzum yok, ekonomik koşullarım değil. Ne yapabilirim ki diyor belki de. Harç ödemiyorsunuz, yargılama masrafları yok, bila bedel başvurabileceğiniz bir kanun yolu bu. Çok basit, ikametgahınızın bulunduğu yer aile mahkemesine bir dilekçeyle başvuruyorsunuz. Hatta savcılığa şikayet ettiğinizde savcılık da reysen istiyor bunu ve koruma tedbiri çıkıyor. Bu olsaydı belki bu vatandaş yaklaşamayacaktı. Çünkü ihlali halinde disiplin hapsi var. Peki, yani bu koruma tedbirine aykırılık halinde. Kaç gün içinde buradan karar çıkıyor bu koruma tedbiri? Aynı gün. Çıkıyor. Tamam, bu da çok önemli. Dolayısıyla artı evet. Biliyorsunuz şiddeti önleme ve izleme merkezleri var. ŞÖNİM'ler dediğimiz orada alo destek hatları var. Zannediyorum 183 olması lazım. Evet. Bakarız birazdan yanlış da söylemeyelim. Burayı arayıp ekonomik, barınma, sosyal, psikolojik, fiziksel, hukuki destek talebinde bulunabiliyorsunuz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bununla ilgili bir çalışma yürütüyor. Türkiye'nin dört bir yanında şiddeti önleme ve izleme merkezleri var. Onlar da sizi hukuken fiilen yönlendiriyor. Gerekli bütün psikolojik, fiziksel süreci katkıyı sağlıyor. Bunun dışında da koruma tedbirleri var. Yani önleyici ve koruyucu. Onlara şimdi geri dönelim. Hemen Mehmet Hocam'a bir dönmek istiyorum. Sizi çok beklettik hocam ama şimdi şu açıdan önemli. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanısınız aynı zamanda. Pek çok konuyu şimdi konuştuk. Mesela Mehmet Ruşen Hocam dedi ki artık savcıların bu kararı aldıktan sonra hatta hakimlerin dediniz galiba evet. Bir denetime tabi olması söz konusu. Çünkü benim aklımı kurcalayan ve pek çok kişinin de belki aklını kurcalayan soru bu. Aynı suç, aynı kişi iki gün sonra nasıl tutuklanıyor daha önce serbest bırakılırken? Bununla ilgili ya sen serbest bıraktın ama aslında tutuklanması gerekiyordu. Doğru bir karar değildi ya da yetkini yerinde kullanmadın gibi bir mekanizma var mı? Sizden de bunu dinleyelim mi? İşin esası net bir tanımlama yapmak istiyorum. Aslında hakim mecellenin tanımıyla hakim, fehim, müstakim, emin, mekin, metin olmalıdır. Yani ne yaptığının farkında olmalıdır. Şimdi bu noktada aslında hakimlerimize, savcılarımıza burada benim gerçekten söyleyebileceğim birinci nokta şu. Hukukun kendilerine vermiş olduğu yetkiyi tam anlamıyla kullanmaları. Bu noktalarda durdukları noktalarda müstakim olmaları. Yani ne yaptığının farkında olmaları. Hı hı. Dolayısıyla bugün verilen hiç şüphe yok. Hocam şöyle bir şeyden bahsetti. Gereğinden fazla bir ceza verilmesinden korktukları için tutuklama kararı böyle çok kolay bir şekilde çıkmıyor. Benim anladığım bu yoğun bir şekilde tutuklamaya karşı ekranlarda yapılabilen yorumlar olabilir. Bir türlü tutuklama aleyhinde yorumlar yapılıyor olabilir. Ama asıl olan nokta şu. Önüne gelen fiili olay ve gerçekleşen somut delilleri birebir tatbik etmek durumunda. Bu noktalarda gerçekten kamuoyundaki algı üzerinden değil fiili olayın somut olay
olayın gerçekleşmesi şartlarını değerlendirmesi lazım. Bu noktada gerçekleşen hadiseye baktığımızda şimdi bizatihi kişinin vücut bütünlüğüne karşı belki yüz ve çehrede oluşan sabit eser var. Bu noktada tabii meslektaşlarım detayları verdi ama ceza muhakemesi kanunumuz burada tutuklamanın koşullarını aslında tanımlamış. Yani burada hakime, savcıya hangi şartlar altında tutuklama tedbirine başvurabileceğini, bir yönüyle de yine adli kontrol mekanizması da eğer gerçekten uygulanabilirse, şartları varsa uygulanabileceğini husus ilişkin tüm düzenlemeler söz konusu. Asıl olan nokta burada gerçekleşen hadisenin içerisindeki bu somut veriler ne? Bunların tüm detaylarıyla gerekçelendirilmek suretiyle ortaya konması lazım. Ben hadiseye baktığımızda gerçekten önemli olan nokta yani şu. Yani çok da detaylandırılacak bir şey yok hocam aslında. Görüntüler o kadar açık ki bir kere vuruyor, bir kere tekme atıyor. Orada vatandaşlar müdahale ediyor. Şeyde Meltem Hanım, şu vurgulamak istediğim nokta da oydu aslında. Yani şimdi bakın asıl olan nokta, evet bir ceza tayin edilmişse bunun bir caydırıcı yanı olması lazım. Yani adli teşkilat açısından adliyenin vermiş olduğu denetim mekanizmasının kamuoyunda bir karşılığının olması lazım. Hiç şüphe yok bunda. Ben tabii ama yargılama henüz daha nihayete ermemiş ama ortada bir suça ve yargılamaya ve delillere ve nihayetinde gerçekten işlemiş olduğu suçun hukuki niteliğine baktığımızda bu noktada eğer bir karar verecekse tutuklama kararı bundan geri durmasına gerektirir bir durum olmadığını düşünüyorum. Yani dolayısıyla kamuoyunda algı oluştu diyerekten tekrardan tutuklama tedbirine karar verilmesi ya da kamuoyunda farklı bir algı oluştu diyerekten tekrardan tutuklama kararının kaldırılması, bunlar aslında bizim gerçekten yargılamadan beklediğimiz, muhakemeden evet, beklediğimiz. Evet, Rezan Bey de aynısını söyledi. Yani yargı refleks, yargı evet, böyle istiyorum. Yargı böyle reaksiyonel yani refleks dolayısıyla biz burada asıl olan nokta gerçekten hakimin istikametinde durduğu noktadan emin olması, yani kanun uygulama noktasında tereddüt etmemesi olarak. Hukukun saygınlığının korunması açısından da aslında bunun çok büyük önemi var, öyle değil mi? Şüphe hem yok. Hem vicdanların rahatlaması hem de hukukun saygınlığının yani, korunması. Bir yönüyle ben tüm meslektaşlarımı soracaktım. Evet, şimdi önemli olan nokta bakın gerçekten biz şunu diyoruz baştan beridir. Tutuklama elbette ceza muhakemesi kanunumuzda öngörülmüş bir tedbirdir. Bu tedbir asıl olan nokta gerçekten yargılamanın sıhhatli bir şekilde yürütülmesi ve kamuoyu anlamında da gerçekten oluşan tepkiler ne olursa olsun kanunun el verdiği tedbirin uygulanmasını biz burada bekliyoruz ve bu kamuoyu bekliyor aslında. Yani daha doğrusu bunu düzenlemenin ruhundan bu sirayet ettiğini açıklıkla ifade edebilirim. Ben nihayetinde belki meseleye çok eşraflıcı arkadaşlarınız değindiği için girmek istemiyorum ama tabii ki ortada kuvvetli suç şüphesi varsa, yine delillere sirayet etme durumu varsa, yine somut olgular bunu net bir şekilde tutuklamanın şartlarını el vermişse, ölçüllük şartları da bunu gerekli kıldığı takdirde tabii ki hakim tutuklama tedbirine başvurabilir. Hadisenin de gerçekleştiğine baktığımızda da bakın yüze karşı savrulan bir yumruk var, sonrasında da bir tekme var. Yani bunlar gerçekten belki de fiili olgudaki ortada çıkacak adli raporlarla çıkacaktır diye düşünüyorum. Oradaki muhtemeldir ki somut verilerde. Eğer yüzde sabit çehrede bir eser bırakmışsa zaten bu suçun niteliğini otomatik olarak ağırlaştıran işte bir haldir. Diyor ki illa karşıya böyle çok büyük bir zarar verip de öyle ceza alsın değil de onu teşebbüs etmek, onu aklından geçirmiş olup harekete dökmüş olmak bile yeterli cezayı Meltem bence Hanım, gerektirir diye bir düşünüyorum. Ben şurayı da açmak çünkü istiyorum. Çünkü o gün belki yapmaz, iki gün sonra yine yapabilir. Önemli olan nokta şu, bakın bu tedbirlere başvurma noktalarındaki en önemli gerekçelerden bir tanesi de şu. Karşı tarafta bir, yani kendisi bir kamuya çıkaran da bu hadiseyi gerçekleştiriyor. Ve bu anlamda kamunun denetim alanını da aslında buna karşı da gelmek suretiyle hadiseyi icra ediyor. Yani burada iki yönlü bir yanı var. Bir tanesi suç işleme iradesi var. Bir diğer unsur da kamuoyunun baskı ve kamu denetimini de bir anlamda iradesiyle buna karşı da geliyor. Yani buradaki kamu denetimi oradaki insanların gözü önünde gerçekleştirmesi için bir başka vehamet boyutu. Bundan önceki sizin de ifade ettiğiniz o birkaç tane geçen Pendik'teki mesele olsun. Pendik'teki olay var. Yolun ortasında küçük bir çocuğu yakalayıp döven, yani kimin düşündüğü. Aynı şey. Meydana gelen olaylar tabii, var şu çok anda. Arabası. Olay da var. Şimdi basının üzerinde aslında o kadar büyük bir baskı oluyor ki biz onu görmedik, duymadık, olmamış gibi oluyor. Oysa ki keşke bizim görmemize ya da sosyal medyada bunun konuşulmasına gerek kalmadan bazı şeyler. Ama özgür davranışların ihlal edilmesi yani, zaten. Evet. Belki yani en önemli problem olan bu. Mesele basına yansıdıktan sonra bir yargısal refleks göstermek değil. Öncesinde bu refleksi olması, gösterebilmek. Kimsenin görmediği ortamda. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bakın Mahmut Esat Bozkurt, Türk Cumhuriyet Savcısını tanımlamış. Eski Adalet Bakanı, Atatürk'ün silah arkadaşı ve Adalet Bakanı demiş ki, Cumhuriyet Savcıları Meriç'in kıyısında çalışan Türk köylüsünün
kaybolan sabanlarından tutunuz da bu yurtta yaşayanların uğrayacakları en ufak bir haksızlık da ve hatta Bingöl'ün dağlarındaki ıssız kuytularda nafakalarını bekleyen öksüzlerin gözyaşlarından siz sorumlusunuz demiş. Cumhuriyet Savcıları için. Bakın ne kadar güzel bu meslek ama. Cumhuriyet Savcıları 17 yıl yapmaktan onur duyduğum, adalet dağıtmaktan onur duyduğum mesleğin öbür tarafı, şimdi avukatlık yapıyorum ama 17 senede yargıç ve Cumhuriyet Savcılığı olarak yaptım. Bu meslekteki arkadaşlarımızın yargıçlık ve Cumhuriyet Savcılığının tam teminatını arkadaşlarımla şey yapacaktır. Tabii, çok kutsal bir görev. Ülkeyi, evet, bayrağı, her şeyi teminata sahip olması gerekiyor. Evet. Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü bu sebeple çok önemli. Yargıçlarımız ve Cumhuriyet Savcılarımız henüz coğrafi teminata bile sahip değiller. Bu yüzden demin meslektaşımın belirttiği yargı reformu önem taşıyor. Bakınız, tekrar ediyorum. Günümüzdeki olay şu, bu cereye neden olaydı. Cumhuriyet Savcılarımız her önüne gelen olayı tutuklamaya sevk ediyorlar. Neden? Üzerlerinde bir şey kalmasın diye. Çünkü çekinebiliyorlar. Yargıç ve Cumhuriyet Savcısının böyle korkuları olmaması lazım Meltem Hanım. Çekindikleri zaman dedikodulardan çok korkuyorlar ve çok dedikodu oluyor. Bu Cumhuriyet Savcıları ve yargıçları etkiliyor ister istemez. Diğer taraftan yasa, çok önemli bir konu, altını çiziyorum. Benim dönemimde yasa yolu açık olan bir konuda yargıç ve Cumhuriyet Savcısı soruşturma geçirmezdi. Ama günümüzde tabii yaşanan FETÖ olaylarını, yargıdaki kötü olayları da göz önünde bulundurmamız lazım. Ülkenin geçirdiği bir büyük bir badire var ve bunu hükümetin de siyasi iktidarında bir refleksi var. Anlamak lazım ama günümüz itibariyle yargıçlarımıza ve Cumhuriyet Savcılarımıza çok güveneceğiz. Bu alanı, adaleti biz koruyacağız. Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün tam anlamıyla gerçekleştiği bir ülkede bu sorunları çok yaşamayız biz. Yargıçlar ve Cumhuriyet Savcıları hep çalışan, hep okuyan, hayatı boyunca adalet tesis etmek için dosya yükü altında ezilen insanlardır. Bugün de bu sorunları yaşıyoruz aslında. Bu sorunlar çözülmeye başladığı anda, geçtiğimiz bu sorunlardan sonra bu işler çok daha adaletli olarak gerçekleştirilecek diye düşünüyorum. Biraz da birikme mi var? Ben çünkü şöyle de bir açıklama okumuştum. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sultan Aslan'ın bir açıklaması çok vardı. Bireysel başvurulardan dolayı o kadar çok önümüze dosya yığılıyor ki yapamıyoruz. Kaynağını kurutmak lazım. Kaynağını. İlk çıktığında 2012 yılının Eylül ayında bireysel başvuru konusunda Anayasa Mahkemesi'nde bir bölüm oluşturuldu. Ancak bugün geldiğimiz noktada yapılması gereken İnsan Hakları Mahkemesi diye bir mahkeme kurulup Anayasa Mahkemesi'ne ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü böylece bu dosyaların birikmesini binlerce meslektaşlarım da biliyor. Orada çalışan insan sayısı az ve dosya yükü çok fazla. Okumaya dahi vakitleri kalmıyor oradaki reportörlerin. Nasıl çalıştıkları, hiç nefes almadan çalıştıklarını hepimiz görüyoruz. Arkadaşlarımız da görüyor. Ağır ceza mahkemelerimizdeki, suç ceza ve asliye ceza mahkemelerimizdeki. Yani en basit bir dava, şöyle söyleyeyim size. Temize verildiğinde bile 3-4 yıldan önce bitmiyor. Bitmiyor maalesef. Şimdi bununla yani ilgili bir süre şeyleri de geldi ama. Süre şeyleri geldi ama Yargıtay'dan gelmedi. Mertem Hanım, bakın önemli olan şu. Toplum ne ister? Toplum hani diyor ki, niye suç işleyenin cezanın yanına kar kalmamasını ister. Bir de çabuk olmasını, süre de çok önemli. Bir de hızlı olarak, evet, adaletin hızlı olarak gerçekleştirmesini ister. Siz çıkartılan aflarla, infaz kanunundaki yenilemelerle sürekli insanlara yaptığı yanına kar kalacakmış gibi bir noktada bırakırsanız ve cezayı çok geçti, mesela bizim bu olayımızda kamera kayıtları var. 2 ay, 3 ay içerisinde bu sanığın, bu şüphelinin cezası açıklanmalı. Bu süreç mümkün. Bu olmaz da 3 seneye sarkarsa bu, aldığı ceza noktasıyla o kızcağızın da tatmin olması, adaletten mutlu olması mümkün olmuyor. Evet. Çünkü geç gelen adalet, adalet değildir diye çok önemli bir sözümüz var. O yüzden demin anlattığım ulvi bir görev yapan ve Bingöl'deki işte öksüzlerin nafakalarından sorumlu olan Cumhuriyet'in savcıları ve yargıçları bu noktada bu görevi yapabilecek teminatlara sahip bırakılmalıdır diye düşünüyorum. Çok güzel söylediniz gerçekten. Şimdi Rezan Bey, size şimdi dönmek istiyorum. Çünkü siz de şöyle bir bilgi verdiniz izleyicilerimize. Sadece bu olay için bahsediyorum. Aile mahkemesine gidilseydi çok daha hızlı bir sonuç elde edilebilirdi dediniz bunun için. Ama vicdanları yaralayan tek bu konu değil. Trafikte yaşanan olay oldu. Biz yayından önce hep birlikte konuştuk. Şimdi ekranda konuşmadık ama mesela hamile bir kediyi pitbullun önüne atan çocuklar var. Ne aldı?
hapis cezası almadı, hiçbir ceza almadı, ev hapsi cezası aldı ve o çocuklar, bakın ben şeylerini okudum, ne diyorlar biliyor musunuz? Bir tanesi şöyle diyor, abi yakışıklı çek diyor, ailem beni iyi görsün diyor bu fotoğrafta diyor. Büyük cehalet. Evet, öbürü diyor ki bir basın mensubu arkadaşım şöyle bir soru yöneltiyor, hiç mi vicdanın sızlamadı hamile bir kediyi atarken diyor. Abi ben seni öldürsem bile vicdanım sızlamaz, kediden niye sızlasın diyor. Şimdi bütün bunlar göz önüne alındığında sadece hayvana yapması değil. Bunu çünkü ona yapabilecek vicdana sahip olan bir insan ileride çocuğa, kadına, anasına, babasına, ailesine, çevresine, sınıf arkadaşına, herkese bunu yapabilir. Yani bu görülemiyor mu? Bu toplumun sosyalleşme sözü ve değer yargıları ile ilgili. Tahammülsüz bir toplum olduk. Birbirimizi anlamıyoruz. Uzlaşma kültürünü egemen kılamıyoruz. Konsensüs var yaklaşımları egemen kılamıyoruz. Siz bir hamile kedi örneğini verdiniz. Ana muhalefet liderine linç girişimi yapan failin yanına gidip onunla fotoğraf çeken ve bunu sosyal medyada yayınlayan insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani bunu kahramanlaştıran bir anlayışın egemen çalışılmaya kılındığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu bile başlı başına travmatik bir süreç. İkincisi, meslektaşımızın bıraktığı yerden birkaç şey söyleyeyim. Evet, yargılama süreleri ne yapacak? Adalet dağıtacak. Karar alma mekanizmasını işletecek. Kendi vicdanına göre hakkaniyeti tesis edecek ve bağlı bulunduğu normatif düzenlemelere göre, dosyadaki delillere göre. Yargılama süreleri ve aktörleri, efendim dedikodu olur, laf söz olur, üçüncü kişi şunu söyler, sosyal medya bunu söyler, bunlardan etkilenmemeli. Ya da meslektaşımız atıf yaptı, meslekten geldiği için belki meslek kariyerinde yaşadığı sıkıntılar olmuş olabilir, gözlemlediği. Biz de uygulamadayız ve biz de görüyoruz, birçok önemli dosyaya bakıyoruz. Demokrasinin kılıcı gibi müfettiş tehdidi kafasında olduğu zaman sağlıklı bir karar alma mekanizmasını işletemiyor yargılama süreleri, hakim ve savcılar, meslektaşlarımız dedi. Bir defa bununla ilgilenmeyecek hakim savcı. Hakim savcının suç ve suçluyla mücadele görevi de yok. Hakim savcı önündeki delillere bakacak, adaleti ve hakkaniyeti tesis edip hak arama özgünlüğü kullanan bireylerin, yurttaşların bu giderimine cevap verecek. Yani karar ortaya koyacak, yani adalet dağıtacak, yani hakkaniyeti tesis edecek. Yani bütün yargılama süreleri ve aktörleri, hatta Cumhuriyet Savcılığı makamları da lehe aleyhe delilleri toplayacak. Çünkü 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu bunu emrediyor. Sen bir yargılama sücesisin diyor. Gerekirse kovuşturma yanılmadığına dair karar da ver. Yoksa kolluk fezleke yazırlar polis. Hı hı. Mahkeme kovuşturma aşamasında yargılama yapar. Cumhuriyet Savcılığı makamına da Türkiye'de ihtiyaç yok. Ama kanun koyucu savcılık makamında öyle bir yere konumlandırmış ki lehe delilleri de aleyhte delilleri de topla, inisiyatif al, karar alma mekanizmasını işlet, koşulları varsa, yeterli şüphe varsa, iddianame yoksa kovuşturma olmadığına dair karar ver. Bir. İki, siz atıf yaptığınız Sayın Ece çok önemli, önemsiyorum. Biz zannediyorum geçen hafta Anayasa Mahkemesi'nin kararını burada konuştuk. Uzun bir süre, bir buçuk saate yakın konuştuk. Mehmet Bey de vardı, meslektaşımız. Şimdi ben bir istatistik söylemiştim orada, çok önemli. Tam da sizin bu söylediğinizi tefsik eden mahiyette. %81.4 Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru performansı. Çok önemli bir performans. Önünde şu an 46 bin dosya var. Yani bu imkanlar da çok önemli. Yoksa hala hak arama özgürlüğü kullanan, oradan giderim bekleyen, belki tutuklu, hükümlü birçok başvurucu var. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde güvence altına alınmış, anayasa ile teminat altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddiası söz konusu. Anayasa Mahkemesi Başkanı diyor ki ihlal tespitinden ziyade bizim ihlalin kaynağını kurutmamız lazım. Yani biz ihlal kararı verdiğimizde parlamento hemen gereğini yapacak, normatif düzenleme, yasal yani düzenleme bir çözüm yapacak ki bir daha ihlal başvurusu önümüze gelmesin. DGM'lerde askeri kompozisyonlar var diye İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bize mahkum ediyordu. Bir düzenleme yaptık, askeri kompozisyonları çıkardık. Doğru. Bir daha mahkum olmadık. Yani parlamento bir. İlk derece mahkemeleri, şimdi şey tartışılıyor. Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi, ilk derece mahkemeleri ne yapacak? 6216 sayılı kanun 50. maddesi diyor ki bağlayıcı kesin, ihlalin sonuçlarını ortadan kaldır, yeniden yargılama yap. Ne yapacağı çok belli. Ama direnebilir mi? Efendim ısrar edebilir mi kararını? Hayır. Ne dedi Anayasa Mahkemesi Başkanı? İhlalin kaynağını kurutalım. Yani diyor ki mahkemeler de bizim vermiş olduğumuz ihlal kararlarını iyi okusun, çerçevesine muttali olsun ve bundan sonra bu tür yargısal hatalar yapmasın ki önümüze yeni ihlal başvuruları gelmesin. 3. Tam sizin söylediğinizi tefsik ediyor. Baktım istatistiklere, en fazla adil yargılanma hakkından ihlal kararı vermiş Anayasa Mahkemesi. 23 Eylül 2012'de yürürlüğe girdi bireysel başvuru, son 7 yılda bakın. En fazla oran ne biliyor musunuz? %57. Daha önemli bir noktaya geleceğim, bir alt başlık.
en fazla da adil yargılanma bir torba hak olduğu için insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 6. maddesinde makul sürede yargılanma hakkından %58. Yani düşünebiliyor musunuz? Başvurucuların %58'i adil yargılanma hakkında biz makul sürede yargılanmıyoruz diyor. Yani geç gelmiş adalet, adalet değildir anlayışı egemen ya bizde. Ve başvuruların %57'si de yargısal işlemlerden ve adil yargılama hakkının ihlalinden. Halbuki Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru sadece mahkeme kararlarıyla ilgili yapılmıyor ki. Kamu gücü ve otoritesiyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne güvence altına alınmış, anayasada betimlenmiş bütün hak, temel hak özgürlüğünün ihlali iddiasıyla yapılabiliyor. Ama bizde en fazla yargı uygulamaları nedeniyle bu yönteme gidiliyor. En fazla adil yargılanma hakkından %57, 100 başvurunun 57'si ihlal kararlarında. Adil yargılanma hakkının ihlali, onun da %58'i sizin söylediğiniz gibi makul sürede yargılanma hakkından. Efendim, soruşturmayı tamamla, kamera kayıtlarıyla sabit, fail ortada, mağdur ortada, iddianameni yazarsın, ara muhakeme geçer, 2 günde hemen kabul edilir, 15 günlük süreyi beklemeden. İlk celse zaten ortada deliller, kararını verirsin. Ama sen bu soruşturmayı uzattıkça uzatırsan, Rabia Naz olayında olduğu gibi, çok mümkün, evet, bir yıl, bir buçuk yıl bu meseleyi uzatırsan, efendim kamu vicdanı da rahatsız oluyor. Yurttaşta adaletin tecelli etmeyeceğine ilişkin bir kanaat ve intiba hasıl oluyor. Şimdi yönetmenim, kısa bir reklam arasıyla siz cümlenizi tamamlayın, öyle gidelim. Son tahlilde bu da yargının saygınlığını ve güvenini tartışılır hale getiriyor. Mehmet Sarı'ya da hemen bir söz verelim. Mehmet Hocam, sizin görüşleriniz nedir bu konuda? Ben tartışmasız yargılamanın seri bir şekilde yapılması, çünkü ceza muhakemesi kanunumuzun ilkelerinden bir tanesi de seri yargılama esastır. Çünkü asıl olan nokta yargılamanın, eğer şartlar el veriyorsa, cümle meşhut derdik evveli halde. Tek celsede bitmesi. Tek celsede. Yani evet. Şimdi bu sürecin bu denli uzatılması. Işte, şimdi hedef süre uygulaması geldi ama uygulanamıyor. Uygulanamayan bir şey sonuçta tekrar. Yani buradan meldim, problem şu. Şimdi önemli olan nokta, bakın bu kadar somut, net gerçekleşen bir hadiselerde. Şimdi bunun için ayrıca celse açmıyor. Bunun için ayrıca böyle tanıkları vesaire filan toplamaya gerektirir bir yargılama safahatı olduğunu düşünmüyorum. Eğer hızlı hareket edilebilse, o dediğimiz bu tartışma meselelerin hiçbirisi belki de gündem olmayacak. Yani tutuklama kararına, tutuklama tedbirine işte karar verildi, bundan dolayı kamuoyunda yoğun bir tartışma yaşandı gibi hadiseleri yaşamadan meseleyi belki de izah edip bitirecek. Yani şimdi mesele gerçekten, biz bazen zamana yaymak suretiyle zannediyoruz ki adaleti tesis edeceğiz. Fakat bu geciken adalet, adalete olan inancı kaybına sebebiyet veriyor. Saygıyı zedeliyor. Tartışmasız ki. En önemli noktalar. Ve herkes elinde telefon, yani bir şekilde sosyal medyada paylaşalım, sesimiz duyulsun ki belki bir şey olur diyor. Aslında çok bu acı bir durum aslında. Yani şimdi aslında bu adaleti başka bir yerde arama çabasından başka bir şey değil. Şimdi bunun başka püdürlü versiyonları da var. Geçmişte bakın, bazı gruplara, çetelere, bazı hadiselere, yerlere havale etmek suretiyle adaleti arama çabası da vardı. Çok ama doğru, evet. Buna ilişkin son 18 yıl içerisindeki ben gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi şu. Bir türlü bu yönlü kendini adaletin bir parçası gören, rol biçen ve bir türlü adaleti başka adalet mekanizması dışında tesis etmeye çalışanlara karşı tam anlamıyla bir mücadele verildiğini, bunların pasifize edildiği gerçekliği de var. Kan davaları için özellikle hocam hatırlıyorum ben. Hiç şüphe yok. Çünkü insanlar kendi kendilerine o adaleti tesis etmek için kan davası biliyorsunuz oluyordu. Bir örneklikleri çok fazla. Bunun çok, için... İyi önlemler almıştı. Bunun için örneklikleri çok fazla var. Yani çeteler, gruplar vesaire filan yargı içerisinde yargı vazifesi görmeye çalışan, bu anlamda kendine rol biçenler vardı. Ama önemli olan nokta şu, gerçekten bu mesele hızlı, seri, adil bir şekilde kararın verilmesi, kimsenin hakkının bir tarafta ihlal olmaması, daha da belki de çok daha önemlisi kamu vicdanının tatmin edilmesi. Tatmin olması. Çünkü diğer türlü cezaların caydırıcılığı tartışma konusu oluyor. Suçun, bu anlamdaki suçun varlığı bir nokta noktadan sonra gerçekten uygulayıcılar açısından olsun, işin tarafları açısından olsun, yani geç gelen adalet bir noktada gerçekten her yönüyle adalet olarak insanları tatmin etmeden öte olduğu gibi devlete karşı olan güveni, yargıya olan güveni de ciddi anlamda sarstı, gerçekle karşı karşıya. Şimdi son 4 dakikaya giriyoruz. Aslında hepinize birden sormak istiyorum. Mesela Reza Bey de bahsetti. Siz de buna katıldınız. Ya. Bir yargı reformu paketi gerekli dediniz. Ha. Ama az önce yine Reza Bey söylemişti, şunu söylemiştiniz. Yani normalde, ya da siz söylemiştiniz, 2 yıl belirli bir süre içinde bazı davaların bitirilmesi gerekiyor ama uyulamıyor bunlara dediniz. O şimdi zaman yargı reformu gelse bile nasıl bunun, yani önemli olan bizim için uygulama kısaca. Aslında hassas olarak içinden geldiğimiz için biliyoruz. Yargıç ve Cumhuriyet Savcılarına, bakın çok önemli bir konu bu. Teminatlı kılmazsanız, yargıç ve savcının
teminatlı olmaz ve yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü tüm ülkede esas olmazsa bu sorunları geçici çözümlerle, yargı reformlarıyla çözemeyiz. Bizim yapmamız gereken şey yargıçlarımızı ve cumhuriyet savcılarımızı iyi donatmak. Bakın geçmiş dönemde bu cemaat ve FETÖ sebebiyle 5000 kadar yargıç ve cumhuriyet savcısını görevden attık. Yerine çok hızlı bir şekilde genç yargıç ve cumhuriyet savcılarını koyduk ama aslında, evet. Kamuoyu da bilsin, bir yargıç ve cumhuriyet savcısının yetişmesi 20 yıl alıyor. Tecrübe kazanması, yargının tüm kademelerinde çalışması ve bir çiçek gibi yetişiyor. Evet. Hassas bir konu. Dolayısıyla bir kişiyi kürsünün arkasına koyup bu kişi yargıç dememiz de olmuyor. Onun o tecrübelere sahip olması gerekiyor. Adalet anlayışına sahip olması gerekiyor. Yoksa ben biliyorum, hala da var. Anglo-Sakson sistemine İngiltere'de ya da Amerika'da verilen kararların, eski bir Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak söylüyorum, çok daha iyi kararları veren Türk yargıç ve cumhuriyet savcıları var mı ülkede? Önemli olan onlara bizim güvenmemiz. Güvenirsek sayılarını artırmamız. Evet. Güvenirsek sistemi dokunulmaz ve siyasi etkiden uzak tutabilirsek biz yargıyı. Bu noktada ben Yüksek Yargı Kurulu'nun çok iyi bir şekilde bunu hızla yapabileceğine inanıyorum. Eğer bunu sağlamazsak, bunun haricindeki tedbirler, ana konu bu, ana tema bu. Bunu sağladıktan sonra kendi güvenli yargıç ve cumhuriyet savcıları kendi akademilerinde ve bu güvenli hukukun üstünlüğünü ve dediğimiz konularda eksiksiz bir şekilde tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Bunu da işte tereddüt. Halen de biliyorum, geceleri sabahlara kadar dosya taşıyarak okuyorlar. Çok çalışkanlar. Ancak onların bu dediğim etkilerden kurtardığımız noktada yargıç ve cumhuriyet savcıları bu ülkedeki adaleti tesis edip tekrar güveni, yargıya olan güveni, bakın adaletin olmadığı yerde oksijen gibidir, nefes alamayız. Şimdi de öyle. Bizim Yargıtay Başkanımızla, Adalet Bakanımızla yargıya olan adalete olan güvenin, yargıya güvenin %30'un altına indiğini söylemeye çalışıyorum. %90'ın Meltem Hanım üzerine taşımadan bu ülkedeki hiçbir şeyi başarılı kılamayız. Son derece hassas ve çok önemli konu. Ve bu dediğim şeyi yaptıktan her sonra şeyin mutlaka... Her aslında bir toplumdaki... Efendim o vicdan, merhamet. İnsanların demin ne kadar güzel söyledi, çok önemli. İnsanlar artık biz ona ihkak hak veririz. Kendiliğinden hakkını aramaya geçmiş sosyal evet. medyada. Bunlar olacak şeyler mi? Böyle olursa sorun çözülmez. Dolayısıyla devlet toplumsal sözleşmesini iyi yapacak ve adaleti iyi tesis etmesi için gerekli mekanizmaları kuracak. Bu da demin arz etmeye çalıştığım gibi yargı bağımsızlığı ve yargıçların ve cumhuriyet savcıların coğrafi teminatından geçiyor. Demin meslektaşımın söylediği gibi yargıç bunları gözetir. Yaptığım için biliyorum ama sabah kalktığımda eğer benim tayinim İstanbul'dan Van'a çıkacak diye korkuyorsam, çok net örneği, bu yargıcın rahat karar alma mekanizması yoktur üstadım. Yani anlatamıyorum. Ben onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Bunu sağlamak zorundayız. Şimdi yani. Şunu ben hazırca söyleyeyim. Hedef süre diye bir uygulama geldi Adalet Bakanlığı'nın. Buradan yürüyebiliriz. Niçin uygulanmıyor sorusundan hemen çok kısaca toparlayayım hafızasına. Lütfen. Şimdi bir yargılama makamı karar verirken yalnızca kendisi kendi elinde kapalı devre çalışan bir sistemi yok. Sanık geliyor. Gelmiyor, zorla getirme, yakalama çıkıyor, kolluğa yazılıyor, kamu kurumlarına yazılıyor, tanıklar dinleniyor, buradan cevaplar gelmiyor ve ihzar müzekkereleri yazılıyor ve ister istemez mahkeme yargılamada bütün delilleri toplayıp bütün tefsir tahkikat taleplerini dinledikten sonra bir karar veriyor. Bizdeki temel problemli alanlardan bir tanesi bu. Adli kolluk, idari kolluk ayrımı yok mesela. Yıllardır tartışıyoruz. Ben öteden beri bir hukukçu olarak da, akademisyen olarak da savunuyorum. Mutlaka getirilmeli. Mutlaka adli kolluk kurulmak zorunda. Fail ve fiili araştıran, delilleri toplayan kollukla kamu düzenini önleyen kolluk ayrı olmaz. Olmamalı. Ben mesleğe başladığımda üstad sözünü bölüyorum. Adli kolluk kuruluyordu. 25 yılı geçti. Adli kolluk hala yok. Çağdaş ceza hukuku sistematiğinde böyle bir anlayış çok az ülkede var. Adli kolluk, idari kolluğu mutlaka kurulması lazım. İki, hakim savcılar da bizim çok kıymetli meslektaşlarımız. Pedagojik olarak bir hakim 2000 dosyaya bakamaz. Bu hayatın olağan akışına, mümkün mantık, fizik kurallarına aykırı. Evet. Buradan sağlıklı bir karar alma mekanizması, adalet çıkmaz. Üç, Türk yargısının kronik problemlerinden biri sayılar yetersiz. Yeni genç meslektaşlarımız geldi. Karar alma mekanizması tıkanıyor. Memur, katip sayıları, nosyonu, vizyonu, altyapıları çok yetersiz. Hakeza ceza mahkemesi kanununa göre... Süremiz doldu mu? Hemen bir cümle söyleyeyim. Aktörler tam ve gereği gibi işlemiyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Avukatlar ve kamuda çalışan avukatların özlük sosyal haklarını iyileştirmesine yönelik bir düzenleme var. Bu strateji belgesinde. Geçen de söyledim. Yargı mensubu hakim savcı meslektaşlarımız için yok. Evine gidiyor, sosyal hakları kısıtlı, özlük hakları kısıtlı. İş yerinde mutlu değil, çalışamıyor, sağlıklı karar alma mekanizmasını işletemiyor. Adaleti kendiniz için isterseniz. Bu bir
taleptir. Adaleti başkası için isterseniz bu bir iradedir ve tavırdır. Hakim savcı meslektaşlarımızın da özlük ve sosyal hakların evleviyetle iliştirmesi lazım. Şimdi süremiz pakette doldu o eksik aslında, ama adaleti konuştuğumuz için ben de hakkaniyetli olmak istiyorum. Evet. Çok önemli. Evet. 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 O yüzden Mehmet Bey, şöyle, son bir söz verelim. Mehmet Hanım, net bir şekilde suça giden yolları öncelikli olarak kapatmak durumundayız. Bunun başında eğitim geldiğini ifade etmek durumundayım. Ayrıca yargı içerisindeki meselelerin de çözülmesi bakımından eğitimi burada vurgulamak durumundayım. Bu belki Adalet Akademisi'nin tekrardan bu yönüyle faaliyete geçiyor olması bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü meslek içi eğitimler bu yönüyle gerçekten çok kıymetli buluyorum. Bir başka unsur da aslında toplumu bu anlamda adalete doğru, yani toplum içerisindeki suça evrilen yönleri kapatacak toplumsal bir kamu faaliyetini, kamu çalışmasını temelden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada kadının hakkı noktasında, yani durması gereken noktaya gerçekten sınırları çok net bir şekilde tayin edilmesi lazım. Hiçbir şart altında başkalarına karşı uygulanan cebir, şiddet, bu anlamdaki yapılacak fiillerin tasvip edilemediği bir insanlık dışı bir hadise olduğu kavramını gerçekten biz topluma dokursak, nakış edersek zannediyorum ki çok daha bu meseleleri kolay çözeriz, daha iyi yola evrilir diye düşünüyorum. Hepinize tek tek çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü adalet gerçekten çok önemli ve çok değerli bilgiler aldığımıza inanıyorum. Umuyorum izleyicilerimiz de oldukça faydalanmıştır. Tam o hayalini atmak önemli efendim. Tekrar teşekkür ederim. Sizin adalet anlayışına da biz teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Değerli izleyenler, Rize'deki olay nezdinde değerlendirdik. Nasıl işliyor adalet sistemi? Sosyal medyada yankı bulmasa olaylar nasıl gelişirdi? Çok değerli üç konuğum vardı. Hemen isimlerini tekrar sizlerle paylaşıyorum. Hukukçu Doktor Rezan Öpözdemir, hemen yanımda Avukat Doktor Mehmet Ruşen Gültekin ve aynı zamanda Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Doktor Mehmet Sarı konuğumuz oldu. Üçüne de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umuyoruz sizler de faydalanmışsınızdır. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Biz teşekkür ederiz.